Herkese merhaba, ben Furkan. Bugün Öztorunata'dayım. Buradaki showroom'daki araçları inceleyeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Fiyatlarını sizlerle paylaşacağım. Bazı yeni modeller var. Türkiye'ye ne zaman gelecek? 3 serisi gibi, 8 serisi gibi. Bunları öğreneceğim. Ve de gelmeyecek modeller de var. Bunların neden gelmeyeceğini öğreneceğim. Böyle bir video olacak. Hemen başlayalım. Buradaki araçları incelemekle başlayacağım. Dışarıda da çok özel araçlar var. İlk önce bunları göstereceğim. Sonra da içeriye geçeceğiz. Dışarıda bir M550 dizel modeli var. 400 beygirlik 3 litre dizel bir motoru var. 6 silindirli. 4 çeker bir araç. X-Drive bir araç. Yanında 320 dizel var. Ve yanında 340i var. Türkiye'de pek görmediğimiz bir model. 340i X-Drive modeli bu ayrıca. M4 Cabrio var. M4 Competition bu. Burada 440i X-Drive var, coupe. Hani bir üst sınıfı M4 yan yana gelmişler. Yanda bir 530i var. 530i X-Drive modeli. İçerideki araçları detaylıca inceleyelim. Fiyatlarını da sizinle paylaşacağım. Bakalım neler var. Burada bizi bir i3S karşılıyor. i3S biliyorsunuz BMW'nin tamamen elektrik motorlu bir aracı. i3'ün batarya kapasitesi 33.2 kWh. 100 km'de 14.3 kWh harcıyor. Yani ortalama menzili, fabrika verisi 280. Ama kullanıcı değerleri 220-240 arasında değişebiliyor. Elektrikli motorun gücü 184 beygir. Maksimum hızı 160 km/s, 0-100'de 6.9 saniye. Aracın dış panelleri karbon fiber destekli plastikten üretilmiş. Ön tampon olsun, kaput olsun. Yine monokok dediğimiz şasi de karbon fiber destekli bir malzemeden üretilmiş. İçinde de bakalım. Arka kapıları terse doğru açılıyor aracın. Arka kapıyı açmak için ön kapıyı ilk önce açmamız gerekiyor. Tamamen yenilikçi bir tasarımla üretmiş BMW bu aracı. Hani şunu vaat ediyor: bu araç bir gün trafikten çekilip hurdalığa gittiğinde üzerinde kullanılan malzemeler tamamen geri dönüşümü olabilen malzemeler. Kullanılan koltuktaki deri olsun, direksiyon olsun, şuradaki ahşap olsun, bunların hepsi sonradan geri dönüşümü olabilen malzemeler. 20 iç jantları var. Bu otomobil için gayet büyük. Arkadaki bagaj kapağı camla beraber bütün. Öbür de bu şekilde. Tabii bagajı neden yüksek? Çünkü alt tarafında elektrikli motoru var. Biraz daha arka tarafın soluna doğru konumlandırılmış bir yerde. i3 böyle. Şimdi fiyatına da bakalım. i3S'in fiyatı 326 bin liraya gelmiş. Normalde 359 bin küsürdü. 326 bin lira düşmüş. i8 var. 2013 yılında tanıtıldı, piyasaya çıktı. 2014'ün sonlarına doğru satılmaya başladı. Bu da makyajlı modeli. 2017 yılında makyajlandı. Aracın önünde bir elektrikli motor var. 143 beygir gücünde. Sadece ön tekerlere güç iletiyor. Arkasında 231 beygirlik motoru var. 1.5 litre benzinli. 3 silindirli bir motor. Toplamda 374 beygiri ulaşmış oluyor motor. Toplamda da yine aynı şekilde 570 Nm torka sahip. Aracın 0-100 değeri 4.4 saniye. Yine bataryalar aracın orta kısmında konumlandırılmış durumda. Bataryalar şu orta konsolda, ortadaki tünel arkaya doğru hiç aktarım organı iletmiyor. Sadece bataryalar konumlu durumda. Şu vitesin orta kol dayamanın altının olduğu bölümde büyük bir ekranı var. Yere yakın, sportif, arkada da koltukları var. Her ne kadar diz mesafesi neredeyse yok desek de hani binenler de var bu araca. 4 kişi binene de gördüm. İsteyince oluyor. Bu aracı rahat binebilmek için şöyle bir yol izlemeniz lazım. Şuradaki kulbu tutacaksınız. Sağ ayağınızı arabaya atacaksınız. Poponuzu bırakırken destek alacaksınız koltuktan. Ve aracın içindesiniz. Ve aracın fiyatından bahsedelim. Bakalım fiyatı neymiş? Bas fiyatı 1.492.000 lira. Bu araç 1.581.000 lira.
90 bin liralık bir opsiyonla beraber 1 milyon 581 bin liraya gelmiş durumda. i8'den sonra arkada bir M4 Competition var. Coupe. M4'ün teknik özelliklerinden bahsedeyim. 450 beygir, 7000 devirde veriyor bu gücü. 550 Nm torku var. Bu da 1850 devir ile 5500 devir bandında vermekte. 0-100'ü 4 saniye. Normal M4'te 4.1 saniyeydi. Bu araçta 4 saniye. Ortalama yakıt tüketimi, tabii fabrika verisi bu. Normal kullanımda 8.3 litre. Ağırlığı 1540 kilo. Lastik ölçülerine ve jantlarına bakalım. Önler 265-30, 20 inç jantla beraber. Competition jantlar. Arkalar 285-30, 20 inç öner ve arkalar. Normal standart jantlarda önlerde 19, arkalarda 20 inç jantlar var. 60 litrelik bir deposu var aracın. Geniş bir kapısı var. İçine bakalım, beyaz döşemeleri var. BMW'nin muhteşem M direksiyonu. Dokunmak çok güzel. San Marino mavisi. Bismillahirrahmanirrahim. M7 ileri şanzımanı. BMW'lerin çoğunda basit, kullanışlı, anlaşılabilir bir tasarım var yani. Hani bir insan şu klimayı ya da radyosunu kullanırken zorlanacağını sanmıyorum. Engine start düğmesi bu arada kırmızı. Allah Allah. Daha önceki versiyonlarda da Seat'ı. Şöyle bir kadranımız var. Koltuklar bel destekli. Şu ortalarında bir boşluk var. Competition'larda M logosu, M4 logosu var koltukta. Ve donanım ve fiyatlarına bakalım şimdi de neler var neler yok. Makyajlı. Bas fiyatı 1 milyon 294 bin lira. Donanımlarla beraber 1 milyon 437 445 lira. Biz M4'ten bahsetmişken Türkiye'de satılan ilk M4 bu bayiden satılmıştır. Reklamını da yapayım. İlk sarı M4 2014 yılında buradan satılmıştı. O zamanki fiyatı BMW M4 Coupe'nin full donanımlı tıka basa dolu 585 bin liraydı. Şu an bas fiyatı bile görüyorsunuz 1 milyon 200 bini aşmış durumda. O zamanki bas fiyatı 476 bin lira civarıydı yanlış hatırlamıyorsam M4'te ilk. Yanındaki 420 dizel Grand Coupe'den bahsedeyim. Çıtasız camları var. 4 serisinin 4 kapılı versiyonu. M paket ayrıca yani direksiyon da beni çok etkiledi. BMW direksiyon işini gerçekten çözmüş durumda. Bu araçta 2 litre dizel bir motor var. 190 beygir gücünde. 400 Nm torku var. 0-100'ü 7.5 saniye. Yakıt tüketimi ise 5.1 litre. Aracın renginin ismi Carbon Black. Güneşte laciverte dönen değişik garip bir renk bu. Aracın ağırlığı ise 1725 kilo. Arkadaki bagaj kapağı camla beraber açılıyor. Onu da göstereyim. Otomatik açılıyormuş. John'la beraber komple açıldı. Gayet devasa bir bagajı var. Haydi kapatalım. Ve hemen arkasındaki 7 serisiyle devam edebilirim. 420'nin fiyatına bakmadık. Liste satış fiyatı 548 bin lira. Kampanyalı fiyatı 404 bin 500 liraya gelmiş. 740 long dizel X-Drive yani her şey var arabada. Önlerde lazer teknolojili 600 metreyi kadar aydınlatabilen far teknolojisi var. Uzun kasa long model. Aracın ağırlığı yaklaşık 2000 kilo. 3.0 dizel bir motoru var. 320 beygir gücünde. 680 Nm torku sahip. 5.3 0-100 değeri var. Ortalama yakıt tüketimi ise sadece 6 litre. BMW 7 serisinin en özel yeri tabii ki de arka koltuk. Ahmet Bey şimdi bize detayları gösterecek. Arka tarafta aracın tamamında bir ambiyans aydınlatması var. Kapıda kontrol
tuşları var. Mesela masaj fonksiyonu, koltuğun pozisyonlarını ayarlayabileceğimiz tuşlar ve en sonunda istirahat pozisyonu var. Arka tarafta bir ekranımız var. Bu ekranla şey kontrol edebiliyorsunuz. Yani navigasyonu, rehberinizi, müziklerinizi, aracın durumunu, her şeyini kontrol edebiliyorsun. Tabletten de müdahalede bulunabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tableti elimize alabiliyoruz. Ve üzerinde koltuk, güneşlik, iç aydınlatma gibi fonksiyonları ayarlayabiliyoruz. Tabii, koltuklar kısmından buradan istirahat pozisyonuna yine geçebiliyoruz. Örneğin koltuk şu an önde. Onu geri mi alacağız Ahmet Bey? Hı hı. Koltuklar onun, kısmından. Onu tabletimizden tamamen normal, kablosuz pozisyonla, bir fonksiyonla ayarlayabiliyoruz. İlk önce ayak dayama kapanıyor. Sonradan koltuk yatarak geri gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Kafalıklar öne doğru eğikti. O düzeldi. Yine TV düzeldi. Başka neleri kontrol edebiliyoruz? Buradan klima ayarını yapabilirsin istersen. Yine aynı şekilde medya bölümüne müdahale de bulunabilirsin. Sürüş bilgilerini de görebiliyoruz. Tabii aynı sürüş zamanda. Bilgilerini görebilirsin. Ne kadar sürat yapmışsın, ne kadar yakmış otomobilin, her şeyi görebiliyorsun buradan. Yakıtın ne kadar kalmış. İç aydınlatmalara müdahale edebiliyorsun. Bir değiştirelim mi renkleri mesela? Tabii. Mesela yeşil tonları yaptım içerisine. Ve son olarak 740 Long Dieselin X-Drive'ın fiyatına gelelim, bakalım fiyatı neymiş. Bas fiyatı 1.494.000 lira. Donanımlarla beraber 1.940.000 liraya gelmiş. Ve burada G30 kasa BMW 520 Diesel X-Drive var. Öndeki 420 Diesel gibi bunda da aynı motor kullanılıyor. 190 beygirlik bir motoru var. Ağırlığı 1725 kilo. 0-100'ü 7.3 saniye. Yakıt tüketimi ise 4.7 litre. Hızlıca içinde de bakmak istiyorum. Neler var neler yok. Koltukları beni çok etkiledi gerçekten. Değişik bir kumaş. Direksiyonu çok iyi. Tasarım olarak hani çok güzel bir tasarıma geçmiş durumda. 5 serisi. Burada far kontrolleri. Şurada da bir tasarım devam ediyor aynı şekilde. Bir farklı kaplama mevcut. Fiyatına bakalım. Bas fiyatı 466.815 lira. Donanımlarla 578.000 liraya geldi. Kampanyalı fiyatıyla 526.000 liraya düştü. Soft gloss kapılar var ayrıca. Arka tarafı oldukça geniş. Yukarıda bir sunroofu var aracın. Lacivert renk. Rengi çok hoş. Ve soft gloss. Kapağında yine 420 X-Drive Grand Coupe. Öndeki araç en paketli, bu biraz daha boş ona göre. Bunun fiyatı ön tarafta yazıyor. 530.000 liradan 404.500 liraya düşmüş durumda. Arkada bir performans canavarı var. Bu araç M240i modeli. 340 beygirlik bir motoru var. Araçta 3 litre 6 silindirli bir motor var. 1615 kilo. 0-100'ü 4.4 saniye. M2'de 4.3 saniye diye yanlış hatırlamıyorsun. Neredeyse M2'yi yakalamış durumda. Beygir gücü de hayli fazla tabii. 340 beygir. Arkadan da böyle. Şimdi fiyatına gelelim yavaş yavaş. BMW M240i X-Drive Coupe. Bas fiyatı 607.000 lira, donanımlarla 801.000 liraya çıkmış durumda. Hayli kabarık bir opsiyon listesi var aracın. Ses sistemi, adaptif LED farları olsun, ısıtmalı ön koltukları olsun, açılır cam tavan gibi birçok navigasyon sistemi. Bol donanımlı bir araç, fiyatı 801.000 lira. Arkasında yine bir 3 serisi var. 318 iyi olması lazım sanırım, bakayım hemen. 318i sedan. F30 kasa, artık F30 kasaya da yavaş yavaş veda etmek üzereyiz. Aşağı yukarı 2-3 ay içinde yeni 3 serilerini bayrede görebileceğimizi düşünüyorum. Bu aracın fiyatı ne peki? 310.000 liradan 252.500'e inmiş. Showroom'daki en ucuz arabalardan biri diyebilirim. Ve arkada 640i XF Gran Turismo var. Diğer modellere göre biraz daha fonksiyonlu bir model, daha değişik, sıra dışı bir model diyebilirim
6 Gran Turismo için 5 Gran Turismo'nun yerine gelmiş durumda ama 5 Gran Turismo'nun hacminden oldukça büyük bir hacme sahip güçlü bir motoru var. Yine M2 40'taki 340 beygirlik 3 litre motor bunda da kullanılmış. 0-100'lü bunda 5.3 saniye. Ben şahsen bu aracı X5 ile 7 serisinin arasında hani böyle konforlu yerden yüksek bir makam aracı olarak görebiliyorum. Birçok 7 serisine yakın bir fonksiyonu var. Ayrıca 7 serisiyle aynı şasiyi kullanmış bir araç. İçine de biraz bakalım hadi. 6 serisi Gran Turismo oldukça zengin opsiyonel donanımlara sahip. Onlardan birkaçını göstereceğiz. Ahmet Bey yardımcı olacak bize. Merhaba, gesture control. Yeni G-Gövde kodlu otomobillerimizin hepsinde mevcut. Daha doğrusu opsiyonel bir seçenek. Şu şekilde ses açıyoruz. Ses kapatabiliyoruz. Şu hareketimizde radyo kanalı değiştirebiliyoruz. Şöyle. Hemen şurada bir sensör vasıtasıyla algılıyor. Aynı zamanda telefonumuzu bağladıktan sonra parmağımızı uzattığımız vakit telefonu cevaplıyor. Şu hareketi yaptığımız vakitte telefonu kapatıyor. 7 serisi şasisine sahip. Arka tarafı çok ciddi anlamda geniş bir otomobil. İlk etapta 2 litre benzinlisini getirdik. Sonrasında da 3 litre benzinli ve 2 litre dizelini getirdik. Yani gayet güzel bir otomobil. Sevenleri gerçekten çok fazla. Çünkü çok farklı bir otomobil kültürüne sahip. Yani yüksek bir otomobil değil, alçak bir otomobil de değil. Arkası çok geniş bir otomobil ve ciddi anlamda çok iyi bir yol tutuşuna sahip. İncelemelerini tavsiye ederim 6 GT'yi. Arka tarafı da göstermiş olayım. Oldukça geniş bir diz mesafesi var. Yine 7 serisinde olduğu gibi ambiyans aydınlatması var. Panoramik bir cam tavanı var. Çıtasız kapılar. Oldukça spor bir model olmuş. Kapatalım kapıyı. Arkasında 120 km hızdan sonra açılan bir spoiler'ı var. Yine örneğin 120'ye kadar çıktınız. 80 km'nin altına düşene kadar da bu spoiler açık duruyor. Ayrıca downforce etkisi sağlıyor. Daha çok yere basmasını sağlıyor. Arka bagajına bakalım bir aracın. Çift katman bir bagajı var. Gayet hacimli, geniş. Neredeyse X6 hacminde, doğru mudur? Aynen doğru. Bas fiyatı 1 milyon 18 bin lira. 640 için bahsediyoruz tabii. 640i X-Drive için bahsediyoruz. Opsiyonlarla beraber 1 milyon 363 bin liraya geliyor fiyatı. Ve merak ettiğimiz sorular var. Bunlarla alakalı Ahmet Bey'le konuşacağız. İlk önce SUV'ler neden Türkiye'ye gelmiyor? X3, X4, X5, X6, yeni çıkan X7 hiç yüzünü görememiş durumdayız Türkiye'de. Yani şöyle anlatayım, bizim X3'ten sonraki modellerimizin hepsi Amerika'da üretiliyor. Amerika ile olan gümrük anlaşmamızdan dolayı ciddi bir fiyat artışına uğradı. %120 gümrük vergisi arttı otomobilin. Dolayısıyla otomobiller neredeyse iki katını geçti fiyatları. Bundan mütevellit hiçbir şekilde sipariş vermedik. Ama çok isteyen müşterimiz olursa tabii ki de özel siparişle getirebiliyoruz otomobilleri. Yeni 3 serisini ne zaman Türkiye'de görebileceğiz? Ne zaman satışa sunulacak? Onu da şöyle anlatayım. Otomobil Mart ayında normalde dünyada satışa sunulmaya başlanacak. Ama biz Mart ayında satmayacağız. Çünkü 2 litre dizel ve 2 litre benzinlisini marka ilk etapta satmaya başlayacak. Biz de o otomobilleri getirmeyeceğiz. O motor seçeneklerini getirmeyeceğiz. Biz 1.6 benzinlisini getireceğiz. 5.20 benzinli de olan motoru. O da Temmuz ayında üretime girecek. Ağustos ayında satışa sunulacak. Yani Ağustos ayı diyebilirim yeni üst serisinin Türkiye'ye gelişini. Tabii önceden bir otomobili getirilir, lansmanı yapılır mı? O konuda net bir bilgim yok. Gelirse bir önden test sürüşü yapabiliriz ayarlarız, sanırım. Tabii ki de ayarlarız. Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar, Sornota'dan aktaracaklarım bu kadardı. Fiyatlar böyle, araçlar böyle. Araçların hepsi gerçekten muazzam, güzel araçlar. Beğenmediğim hiçbir araç olduğunu söyleyemem. Hepsi çok harika. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.